Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da bir araba inceleyeceğiz ve bu araba bayağı güzel bir araba. Hem silah atıyor hem ateş ediyor. Her türlü yapabiliyor arkadaşlar. Bugün roketi de var bu arabanın bu arada arkadaşlar. Hemen size bugün challenge yapacağımı duyurmak istiyorum. Çünkü ne challenge'i? Bugün tek elle GTA 5 Online oynayacağım. Tek elle GTA 5 Online nasıl olur bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elim alçıda arkadaşlar. Şu elimde bu sol elim, bu sağ elim. Sağ elimden biliyorsunuz ki mouse tutmak zorundayım. Ama mouse tutamıyorum kardeşlerim. Çünkü merdivenlerden düştüm arkadaşlar. Ayağım kaydı aşağı doğru giderken. Parmaklarımı 3 tanesini maalesef kırdık arkadaşlar. Bu yüzden bugün dediğim gibi hem oyuna girmiyordu. GTA Online'a girmediği için ben de video çekemiyordum kardeşlerim. Bilginiz olsun. Bugün dediğim gibi challenge yapacağız. Challenge'ımızın ismi tek elle GTA 5 oynamak. Bugün GTA 5 oynayacağız ve araba modifeleyeceğiz. Hepsini tek elle yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu elim alçıda hiçbir şey yapamıyorum. Mouse tutamam bununla görüyorsunuz. Tek parmağım, tek parmağım dışarıda. Dediğim gibi ya mouse'u görüyorsunuz. Şuradan mouse kendisi görüyorsunuz. Hem bununla mouse tutacağım. Hem bununla mouse tutacağım. Hem ayarlayacağım. Hepsini bugün tek elle yapacağız maalesef arkadaşlar. Videolarımızı bu şekilde göndereceğiz kardeşlerim. Hepsini dediğim gibi tek elle GTA 5 oynamak başlığı olacak kardeşlerim. Çünkü neden böyle bir başlık atıyorum? Çünkü gerçekten tek elle oynadığım için böyle bir başlık atıyorum. Bilginiz olsun. Hemen şimdi öncelikle dediğim gibi gidiyoruz arkadaşlar. Bunu bir yerde modifiye yapacağız ama nerede modifiye yapacağız? Tabii ki Falsity içerisinde modifiyemizi gerçekleştireceğiz. Bu bayağı güzel bir roket atar araba, bir S400'leri var, onu size söyleyeyim. Ve bayağı bayağı dayanıklı bir araba. Ama işte şöyle bir şey söyleyeyim kardeşlerim. Modifiyesi çok az. Modifiyesi az olduğu için hani tavsiye edilmiyor ama gerçekten çok sağlam bir araba olduğu için ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu anda kendisi indirimde olduğunu size hemen şurada bir göstereyim. Ben de size şu anda indirimde şöyle yavaşça göstereceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi elim alçıda olduğu için. Yani tek elle oynuyoruz kardeşlerim. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şurada tam olarak nerede? Evet şurada. Hemen şöyle bir aşağı inelim. Kendisi burada görüyorsunuz fiyatını 3.311 iken 2.152.000'e düşmüş arkadaşlar. Bunu almanızı tavsiye ederim. Bayağı da muhteşem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz aldık. Kendisini modifiye götürüyoruz. Kızımızı modifiye götürüyoruz. Daha doğrusu arabamızı şimdi yavaş yavaş öyle. Hatta buradan da gidebiliriz ya. Araba bayağı tüm tekerlekleri döndüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı muhteşem bir şey. Hani bütün tekerlekleri dönmesi muhteşem arkadaşlar gerçekten. Arabanın bütün tekerlekleri dönüyor görüyorsunuz. Şimdi burada içeride modifiyesini yapmak zorundayız. Çünkü içeride yapacağız bunun modifiyesini. Başka yerde yapamazsınız. Animasyonu da bayağı güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda bu indirimde olduğu için alıp bunun modifiyesini yapabilirsiniz kardeşlerim. Bilginiz olsun. Ben şimdi bunun modifiyesini yapacağım kardeşlerim. Haydi bakalım modifiyeye geçelim şimdi. Gördüğünüz gibi muhteşem bir araba gerçek. Modifiyesini Falsity'nin içerisinde yapıyorsunuz. Farklı bir yerde modifiyesini kesinlikle yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Sadece bunu Falsity içerisinde E tuşuna basarak modifiyesini şimdi yapıyoruz. Öncelikle şurada elimi görüyorsunuz. Hepsini gelle maalesef yapıyorum kardeşlerim. Brakesini de yapacağım. Enginesini yapacağım. Tabii ki enginesi çok önemli. Enginesini de yap. Horn'u ellemeyelim. Horn gerek yok. Yani horn'a gerek hiç yok. Şimdi burada rengini değiştirmek zorundayız. Bakalım ne renkler var bizde. Hemen ona bir göz atalım. Ne renkler varmış. Şu renk güzel aslında. Ben ne bileyim beğenmedim açıkçası ama güzel. Şu renk de güzel. Ama ben bunu dediğim gibi her zaman sade geçen bir tane yaptım. Sağda yapmıştım. Bu sefer indirime girdiği için size duyurmak istedim. Yani normalde duyururuz biliyorsunuz. Yani indirime girdiği zaman arkadaşlar indirime girmiş bunu satın alın gibisinden duyurmasını yapıyoruz kardeşim. Şimdi bugün de bunu dediğim gibi modifiyesini yapacağız. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir görelim. Hemen şöyle bir bakalım renklere. Şöyle aslında şöyle daha güzel. Biraz açık renk mi olsa acaba? Yani ne bileyim sarı mı olsa? Ne bileyim sarı değil de yeşil. Tamam bu renk tamam abi. Bu renk muhteşem ya. Yeşil olsun bence. Ya da şu yeşil olsun. Bu yeşil de güzelmiş. Aslında şu yeşil daha güzeldi ya. Yeşil. Tabi az önceki yeşil güzeldi. Hemen şöyle bir bakalım. Şu da güzelmiş aslında ama şu da güzelmiş. Tamam bu kalsın abi. Çünkü bu gerçekten muhteşem bir yeşil üzerinde var. Yani bu gerçekten kendisi dediğim gibi güzel. Kırmızı olursa nasıl olur acaba bu diye düşünerek yapacağım. Bakalım kırmızı olursa acaba roketler ve tekerlekler nasıl olur? Bence çok güzel durdu abi. Bence kırmızı olsun. Evet kırmızı olsun dediğimiz gibi bir tık daha geriye gelelim. Bir tık daha geriye geldikten sonra burada zaten gene renkler var. Başka bir şey yok dediğim gibi şuradan
Üçlendirdik, biraz turbosunu ekledik. Muhteşem oldu. Şuradan tekrar tekerleklerden tamam size yapmışız. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Dediğim gibi tekerlekleri güçlendirmemiz gerekiyor. Eğer güçlendirmezse kesinlikle sıkıntı çıkacaktır kardeşlerim. Camlarını siyah yapalım. Patlamasını istemediğim için güçlendirmek istedim. Şimdi burada falsiden çıkalım. Bakalım dışarıda neler yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel şeyler yaparız. Şimdi bunu süreceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hemen şimdi sürelim. Bunu sürelim abi. Ama size şöyle bir şey göstereyim kardeşlerim. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle aşağı inelim. Bakın arkadaşlar, şöyle bir şey var. Görüyorsunuz. Bakın. Onu ne yaptım az önce biliyor musunuz? İstediğiniz gibi sürmeye çalışın, süremezsiniz. Çünkü çok güzel bir şey yaptım. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Ayaklarını havaya kaldırdım. Bakın tekrar indirdim. Gördüğünüz gibi tekrar kaldırdım. Tekrar indirdim. Tekrar kaldırdım. Tekrar indirdim. Tekrar kaldırdım. Tekrar indirdim. Yani bunu sizler yapabilirsiniz. Bu suda batar mı? Bence batar arkadaşlar. Suyun içinde yüzmüyor, bilginiz olsun. Suyun içinde de battığı zaman gidiyor arkadaşlar. Kesinlikle suyun içinde batıyor, bilginiz olsun. Ve dönüşlerinde dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çünkü bu iyi sürmezseniz kesinlikle bu araba takılıyor. Dağlara fazla güçlü değil, yani dağlara çıkma konusunda tavsiye etmiyorum. Çünkü güçlü bir araba olmadığını söyleyebilirim kardeşlerim. Bilginiz olsun. Şuradan bir gidelim. Bakalım buradan geçecek mi? Umarım geçer. Oğlum her şeyi yıktı ya. Uy. Şöyle bir bakalım. Geçer mi? Geçer ya. Vallahi geçti. Çok iyi geçti hem de. Çok güzel bir şekilde geçtik gördüğünüz gibi. Hemen şuradan aşağı inelim. Roketlerimizi deneyeceğiz. Polislerle kapışacağız. Artık bu elle ne kadar kapışabilirim bilmiyorum. Kesinlikle. Ama dediğim gibi bayağı iyi bir araba söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten ben bu arabayı sürdüm daha önceden, ya da yaptım daha önceden, öyle diyeyim sana, size. Çok memnun kaldım. Sizler de memnun kalacağınıza inanıyorum gerçekten. Çünkü araba muhteşem diyebilirim size. Dediğim gibi videolarımız bize biraz gecikirse kusura bakmayın kardeşlerim. Çünkü artık tekerle oynamaya çalışıyoruz. Ve tekerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani montajını her şeyi kendim yapıyorum. Farklı bir insan yapmıyor. O yüzden dediğim gibi çok güzel indi aşağı. Abi bir dakika. Bu arada frenleri çok güzel sıkıyor arkadaşlar. Bir dakika şöyle bakın, bütün tekerlekler dönüyor. Muhteşem ya. Evet arkadaşlar, şuralara bir yere park edelim. Tamam mı? Hatta şöyle park edelim de. Polise gelirse geçiririz, öldürürüz ya. Bir dakika. Evet, arabadan nasıl ateş edebiliriz? Arabadan şöyle F tuşuna basılı tutacaksınız. Bakın F tuşuna basılı tutun. Tuttuk. Şu anda araca bindik gördüğünüz gibi. Bakın. Görüyorsunuz. Her zaman her yere dönüyor. Oğlum çok roket atıyor. Ben ne yaptım? Polislerin gelmesini sağlıyorum şu anda. Bakın arkadaşlar, bu arada sağ tuşa bassam bile farklı insanlara da şey yapıyor. Mesela sağ tuşa bas, yani arabası olan kişileri de, bak park olan arabalara direkt böyle yapabiliyor. Park, yani şu anda parkta bu araba. Bakın. Parktaki olan arabalara hedef kitleyebiliyor gördüğünüz gibi. Bu aslında çok iyi bir şey. Kendileri çok iyi yapmışlar bunları. Şimdi dediğim gibi polisler gelecek. Polislere otomatik olarak kendisi odaklanacak. Ben ellemeyeceğim. Kendisi yapacak. Bilginiz olsun, yani mermisi fazla yok. Yani 20-25 taneden sonra mermisi tükeniyor gerçekten. Bu üzücü bir şey. Bakın. Odaklandı. At abi. Odaklanırsa at abi. Abi mahvediyor polisler ya. Odaklandığı zaman atacaksın abi. Mesela buna odaklandı.
Bana hiçbir şey yapamazlar. Onlara geçecekler. Bakın arkadaşlar. Uy, fena atışladı ama ya. Hepsi tek elle yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, gerçekten bayağı zorlanıyorum ama ne yapalım, hepsi tek elle yapacağız arkadaşlar. Tek elle oynamak çok sıkıntılı abi ya, baksanıza. Yani nereden atışlıyorlar? Bize bir yerden atışlıyorlar abi. Evet, gördüğünüz gibi arabamız aslında buraya kadar. Yani şimdi arabayı patlatma bölümüne geçelim. Polislerle bayağı kapıştık gördüğünüz gibi. Lester'i aramak zorundayız ve öldük. Dediğim gibi öldük çünkü Lester'i orada arıyordum, Lester'i bulamadım. Zaten arabamızı bizim elimizden alacaklar, dediğimiz gibi olacak gerçekten. Evet dostlar, gördüğünüz gibi arabamızı getirdik. Şimdi normal yolda deneyeceğiz. Bakalım normal yolda neler yapan işte patlıyor mu, patlatıyor mu. Hemen şöyle arabaları üzerine bir sürelim, nasıl olacak bir bakalım. Arabaların üstünden çıkıyor ya, görebiliyor musunuz? Arabaları böyle eziyor bildiğiniz, bakın. Uy uy uhuhuhu. Arabaları patlatıyor ama kendisinden de maalesef duman çıkmaya başladı. Kendisi de patlayabilir, her an patlayabilir. Daha doğrusu patlayacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabaların üstüne sakın sürmeyin. Görüyorsunuz patlama ihtimali daha yüksektir. Ve kendisinden duman çıktığını görebiliyorsunuz. Bakın az kaldı. Gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Görüyorsunuz. Bakın duman çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar, bu videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.